Manşete hoş geldiniz. Venezuela seçimleriyle başlayalım. Hafta sonu Venezuela'da seçim vardı ve Maduro kendi atadığı seçim kurulu, Anayasa Mahkemesi ne derseniz, kendi atadığı kurullar aracılığıyla %51 oyla kendi galibiyetini ilan etti. Dünyada da bu e, büyük tepkilere yol açtı. Bir yönüyle e, Güney Afrika, şey, Güney Amerika ülkeleri yani Panama gibi, Guatemala gibi, Şili, Arjantin gibi ülkeler buna karşı çıktılar ve seçime şahibe karıştığını söylediler. Dünya ikiye bölündü gene batı medyası, Amerika medyası, İngiliz medyası, seçime şaibe karıştı ve Maduro'nun erken zafer ilan ederek esasen kaybettiği, muhalefete karşı kaybettiği bir seçimi kendi lehine çevirmeye çalıştığı gibi iddialarla veya haberlerle dolular ama e, Küba gibi, Bolivya gibi, Nikaragua gibi, Honduras gibi sol yönetimler ki orada da gene dikta ve dikta özentisi veya bir ailenin saltanatı gibi konular var ama, e, ama şey ne derler romantik solcular öyle bakmıyorlar tam anlamıyla siyasal İslam'da olduğu gibi yani romantik sosyalizmle siyasal İslam çok yakındır ee, ideolojik e, yaklaşım itibariyle o yönüyle yakındır ideolojileri farklı ama ideolojik yaklaşımları aynen ee, onlar da e, tebrik ettiler ne bileyim yaşa Maduro dediler yine otoriter bir takım yönetimler işte Rusya gibi Çin gibi Türkiye gibi tebrik yarışına girecekler muhtemelen ki zaten Rusya Putin tebrik etmiş bir yönüyle işte Batı, Amerika, tek kutuplu dünya, bu, bu yani bu mücadelede size bir şey veriyor, bir avantaj sağlıyor ve Amerika'nın karşısında konumlananlar, siz her ne kadar diktatör, otoriter, ne bileyim yolsuzluğa bulaşmış lider de olsanız, hele bir de solcuysanız destek buluyorsunuz. Amerika'ya karşı kafa tutan lider olarak Maduro etrafında kümelenme oluyor. Bir yönüyle de baktığınızda esasen doğru dürüst bir analiz yapılmıyor. Yani yüzde seksen fakir, en az 8 milyon son Maduro döneminde göçmüş durumda gene göçecekler. İçeride karışıklıklar var. İşte sağdaki görüntü paramiliter güçler, motosikletli güçler devreye girmişler. Halka korku salıyorlar. Öbür tarafta işte muhalefet sevilmeye çalışıyor soldaki iki görüntü. Ama bir anda sevinci kursağında kalıyor falan. Bir takım bağımsız seçim gözlemcileri şaibe karıştı diyor. Bir takım bağımsız seçim gözlemcileri de hayır her şey yolunda diyor. Böyle bir ortam bu kutuplaşma ortamının getirdiği bir sonuç. Yani ne e, romantik solun, ne siyasal İslamcının, ne otoritenin, ne batının, ne de batı karşıtının söylediği yüzde yüz anlaşılır ve güvenilir değil. Ama hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Göreceğiz bakalım Velenzuela daha da karışacak mı? İş nereye gidecek? İyi haber yok mu? Evet var. Filenin Sultanları son birkaç yıldır her defasında göğsümüzü kabarttı ve en son Paris 2024 Olimpiyat oyunlarının ilk maçında Hollanda'yı 3-2 devirdiler. Yüreğimiz ağız ağzımıza geldi. İlk iki seti kaybetti ama sonrasında döndürmeyi başardı ve Filenin Sultanları 3-2 mağlup etti Hollanda'yı. Bravo. Alkışlıyoruz. Ülke gündemi ise şey ekonomi. Tamamen ekonomi. Hafta sonu Mutlaka sosyal ağlarda biraz vakit geçirdiyseniz mutlaka önünüze şu grafikler düşmüştür. İşte bir takım büyük şirketler son 3 yıl hiç vergi ödememişler. Ben bu sadece birkaç tanesini getiriyorum. İşte DAP yapı mesela, Yıldız Holding, Ülker Grubu, Türk Hava Yolları falan. Yani baktığınızda bu şirketlerin tamamı 3 yıldır vergi ödememiş. Sıfır vergi ödeyen şirketler. Sıfır. Ödeyenler de evrensel onları sıralamış en çok kamu, kamu ihalesi alan 20 şirketin e, vergi karnesini sıfır ödeyenler de var. 3 5 kuruş ödeyenler de var. Yani kazancıyla tamamen orantısız ödeyenler de var. Yani ödeyen de çok küçük ödemiş. Şimdi böyle bir durum. Bunlar da hiç ödemeyenler. Tabii bu da işte ister ister istemez halkı isyan ettiriyor. Birazdan bakacağız. Yani halk ekonominin çözülmeyeceğine inanıyor ve mevcut yönetimin çözemeyeceğine inanıyor. Muhalefetin de çözemeyeceğine inanıyor. Ve ekonominin hepten bu tür nedenlerle çözümsüz olduğuna inanıyor. Ve bu veriler, bu bilgiler de onun inancını güçlendiriyor. Nasıl güçlendirmesin ki? İşte Hazine Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada bunu doğruluyor. Ve etkin mücadele edeceğiz, takip edeceğiz diyor. Peki kardeşim 3 yıldır neredeydin? Bu soruyu kimse sormuyor. Elbette biz soruyoruz, başkaları da soruyor ama. 3 yıldır neredeydin? 2021'de neredeydin? 22'de neredeydin? 23'de neredeydin? Bunun sosyal ağlarda bu şekilde böyle vergi levhası gibi part, e, paylaşılması mı gerekiyordu? Eskiden 2011'de iktidar onu da kaldırdı. Eskiden hani şirketlere girdiğinizde ver, vergi levhaları olurdu. Görürdünüz onu kaldırdılar. Orada görürdünüz yani. Hatta ben bazen görürdüm. Yani neden işte e, tire 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 e, vergi ödenmemiş gözüküyor filan falan. İşte orada görürdünüz yani. Bunu küçük işletmeler de yapıyorlardı. Sonra ekonomi kötü yönetiliyor diye düşünüyor %81.3. Özer Sencar, Metropol Araştırmanın Başkanı Temmuz ayında maaş ve ücretlere yönelik uygulamanın iktidara maliyeti çok ağır oldu diyor. Esasen bu grafikte ekonominin kötü yönetildiğini düşünen %81'den ziyade AKP seçmenine bakacaksınız. AKP seçmeninin %60'ı kötü yönetildiğini düşünüyor. MHP seçmeninin %67'si kötü yönetildiğini düşünüyor. Yani ortalamada AKP ve MHP seçmeninin her üç kişiden ikisi her 3 AKP MHP Cumhur İttifakı diyelim hadi. Her 3 Cumhur İttifakı seçmeninden ikisi kötü yönetildiğini düşünüyor. Doğru veri bu. Ve yönetici özeti. Metropol'ün sınırlı sayıda yöneticiye veya abonesine gönderdiği özet. Onu getiriyorum ekrana. Her yerde görebileceğiniz bir not değil. Ama bu analizin ilk iki paragrafı son derece çarpıcı. CHP hala birinci parti. AKP'nin 4 puan gerilemesiyle CHP iktidar partisiyle oy farkını ilk defa 8 puana çıkardı. Ve CHP AKP'ye karşı elde ettiği en büyük sayısal üstünlüğe ulaştı. Kararsızlar dağıtıldığında oy oranı 34. Şimdi dikkat buyurun AKP'ye geliyoruz. AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan ilk defa 18'e düşmüş durumda. %18. Bu bugüne kadarki bütün araştırmalarımızda diyor Metropol ölçtüğümüz en alt nokta. Kararsızlar dağıtıldığında ne oluyor peki? AKP 26. Kararsızlar dağıtıldığında AKP 26, CHP 34. Ama dağıtılmadığında AKP 18'e kadar düşmüş durumda. AKP'nin temel sorunu ekonomi diyor. Yönetici özetinde Metropol Araştırma. Seçmene yeni bir hikaye anlatamayan iktidar partisi ekonominin de kötüye gidişiyle seçmenine ulaşmakta güçlük çekiyor diyor. Koç Üniversitesi Türkiye Hane Halkı Enflasyon Beklenti Anketi. %113. Ki bu Enag'ın son enflasyon tahmini. Nitekim Enag e, kurucusu Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a tartışmalı enflasyon hesabı yapıyor diye yüklenen Yeditepe Üniversitesi de 2025 yılı %50 burslu fiyatlarını açıklamış. Yıllık enflasyonu %113 olarak belirleyen Enag'ın da üstünde zam yapmış. İşte Yeditepe Bilgisayar Hukuk İşletme Bölümleri görüyorsunuz. Yurt dışına yurt dışına çıkış harcı değil haracı otomatiğe bağlandı. 150 liradan 500 liraya çıkarmışlardı. Şimdi Ozan Bilgen, Bingöl onu yazmış. Bu diyor otomatiğe bağlandı. Yıl başında 700-750 TL olacak. Ama öbür tarafta 3 yıldır vergi ödemeyen şirketler. 3 yıldır vergi ödemeyen ee, beşli çete şirketleri. Tablo bu. Kamu ihale, en çok kamu ihalesi alan 20 inşaat şirketinin vergi karnesi. Zaten iktidarla anlaşması da o. O şirketler Erdoğan'ın şirketleri. Diyor ki sen bana payımı ver. Yüzde %150 mi kırışıyorlar? 60'a 40 mı? 30'a 70 mi? Neyse ben de senin vergiden muaf tutacağım. Üzerine de müfettiş göndermeyeceğim. Vergi barışından yararlandıracağım. Kullandığın e, kamu bankası kredilerini sıfırlayacağım. Öyle anlaşma böyle. Devlet böyle soyuluyor. Devlet böyle soyuluyor. Sonra yani bir de işin karanlık bölgesi var. İşte kim bu? Yasin Ekrem Kerim ya da Serim neyse. İsmi önemli değil. Halil, Fah Falyalı ile ortak. Ortada da belgesi var. Bu kişi Lefkoşi'ye büyük el çatandı. Yani ailecek Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin arka bahçesi durumuna gelmiş. Her türlü işte yasa dışı bahis, kumarhane, uyuşturucu, aklınıza gelen her her konuda Türkiye'nin arka bahçe haline gel gelmiş getirilmiş ve orada bir mafya lideriyle öldürüldü. Halil Falyalı'yla ortak iş götüren kişi Lefkoşa'ya büyük el çatandı. Bu kadar da göstere göstere yapıyorlar. Bu kadar da göstere göstere yapıyorlar. Sonra işte CHP'li belediyelere haciz gidecekmiş. Diyor ki Erdoğan toplam borcun SGK'ya %68'i CHP'li belediye ve iştiraklarına ait. Bu daha önce bu yoğunluk AKP belediyeleriydi. AKP belediyelerindeyken borcu erteledi. CHP'ye geçince belediyeler şimdi haciz gönderiyor. Haciz gönderiyor diyorum çünkü esasen kaynağından keseceğiz dedi Erdoğan. Buna yasal düzenleme buna izin vermiyor. Yani siz hazineden belediyelere para gönderiyorsunuz. Bunu bunu kesemiyorsunuz. Borcuna mahsup edemiyorsunuz. Şimdi bununla ilgili yasal düzenleme yapacaklarmış. Gazete Pencere'den getiriyorum. Galiba Nuray Babacan haberi. Yasal düzenleme yapacaklar ve kaynağından kesecekler. Erdoğan öyle dedi ama yasası yok. Yasası gelecek. Peki bu arada ne yapacaklar? Haciz gönderecekler. Çalışma Bakanı onu açıkladı. Haciz gönderecekler. Normalleşme. O arada CHP lideri normalleşmeye devam ediyor. Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi diyor. Sabah gazetesine üçüncü kere birinci sayfadan girdi CHP Genel Başkanı. Ve Yavuz Donat üzerinden tabii. Normalleşme sokakta satın alındı demiş Yavuz e, Donat'a. Özgür Özel. İnanılmaz derecede. Siyasi gerilim Türkiye'ye siyasi gerilimin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. CHP'ye de faydası yok. Millet yumuşama istiyor. Seçimden sonra 25 ile gittim. Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede sokakta şunu gördüm. Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var. Evet. Halkta neyin karşılığı var yok bilmem ama halkta halkın nasıl inim inim biraz önce tablolarla zaten ekrana getirdim. Orada bir AKP'li kurmaya gazete duvarın kulisi Bahçeli'nin geçen hafta düzenlediği basın toplantısının AKP ile nişan, nişan atma girişimi olduğunu değerlendirmiş. Enteresan. Bu kurmaya göre MHP'nin yapacağı erken seçim çağrısı Özgür Özel ve CHP kanadında karşılık bulma ihtimali yüksek. Bak karşılık bulur demiyor. İhtimali yüksek. Çünkü emin olun bocalarlar. Bugün Bahçeli bir seçim çağrısı yapsın. Sizi temin ederim. CHP ve Özgür Özel ortaya çıkıp da hadi gidiyoruz demez. Önce bir bakarlar. Önce bir abilere sorulur. Büyüklere sorulur. CHP'nin babalarına sorulur. Bir takım kurullara sorulur neyse. Ondan sonra bir tutum geliştirilmeye çalışılır. Fakat orada da gevelerler. Emin olun bak yani. Neden? Çünkü iş o değil. Yani şu anki durum satın almış durumda. Halkı oyalama tekniği. Fakat işte AKP'li kurmayın işte kulise devam edelim. MHP'nin yapacağı erken seçim çağrısı özel ve CHP kanadında karşılık bulma olasılığı yüksek. Bu da Erdoğan ve partisinin mevcut koşullar dahilinde göze alabileceği bir seçenek değil. Aynen öyle. Erdoğan ve kurmayları bunu, bunu göze almazlar. Bahçeli bir seçim çağrısında bulunursa. Bahçeli de bir seçim çağrısında bulunmaz zaten. Öyle görülüyor. Çünkü seçim çağrısında bulunduğunda yalnız kalma durumu da söz konusu olabilir. Yani CHP gönüllü bir şekilde destek verse bile. Ayrıca 360 oyu bulmanız gerekiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Milletvekillerinin hep söyleniyor ama gerçekten doğrusu odur. Özlük haklarına kavuşmadan yani 2 yılı doldurmadan TBMM'de erken seçim kararı aldıramazsınız CHP'li vekillere de. Gündem şu, bu. E, gündem Erdoğan'ın e, Libya'ya Karabağ'a girdiğimiz gibi İsrail'e gireriz lafları. Libya neyse de Azerbaycan Karabağ'a girdiğini ifade etmiş. O zaman e, Türkiye Karabağ'a girdi falan gibi laflar olduğunda herkes e, hayır Türkiye girmedi Azerbaycan girdi falan diye hışma uğramıştı bunu söyleyenler. Erdoğan ee, ...üst perdeden bunu doğrulamış. Şimdi ne dedi ona bir bakalım. Esasen bu konuşmayı... ...irticalen yapıyor. Birazdan yeni, yeniden Refah Partili Milletvekiline... sataşmasına da geleceğiz. Yani prompterdan çıktığında... ...Erdoğan saçmalıyor. Ve... E, ...artık Fahrettin şu bu falan... ...arkasını toplamaya çalışıyor. Bu defa da öyle oldu. Erdoğan prompter'a bakarak... ...konuşmadı. Erdoğan irticalen... ...konuşuyor. İrticalen konuşurken de... ...tabir yerinde ise sıvadı sağa sola da dengesiz dengesiz laflar etti. Çünkü anketler dengesini bozdu. Altta o yazıyor. Önce bir bakalım şu promptersız konuşmaya. Ardından devam edeceğiz. Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara karayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Evet böyle dedi. Ve İran Dışişleri Bakanı Saddam benzetmesiyle Erdoğan'a cevap verdi. İsrail, Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Böyle tweet attı. Ve Saddam fotoğrafıyla Erdoğan fotoğrafını koydu. Tweet solda. İbranice atılmış bir tweet. Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Biri ona, Erdoğan'a Saddam'ın sonunu hatırlatsın. Sonun Saddam gibi olur dedi. İsrail Dışişleri Bakanı çok sert. Ama dedim ya Erdoğan prompterden çıkınca saçmalıyor. Ee, ve ona göre de bu şekilde orantısı bir cevap oluyor. Tabii kimse yani soy kırımcı diyorsun, gireriz diyorsun filan. Kimse yani İsrail'e istihbarat sağlayan kürecik radar üstünü kapat. Amerikan uçaklarının e, havalandığı incirlik üstünü kapat falan demiyor. İsrail'le petrol ticaretini kes falan filan. Gemiler çalışıyor vızır vızır demiyor. Anca böyle işte kürsüden birbirlerine soykırımcı filan veya saddam, sonun saddama benzer tehditleri savuruyorlar. Bir de yani üslup çok düştü. Yani dışişlerinin işlerinin üslubuna bakar mısınız? Diplomatik üsluba. Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Hakan filan da utanmadan en yani tıyneti o zaten öyle retelemiş. Ya hepsi böyle. Muhalefet de öyle. Şimdi bir, bir örnekte şeyden getireyim. İşte CHP Çiğli Belediye Başkanı Onur Yıldız, e, baldızı, sekreter, eniştesini danışman olarak atadı diye bir haber. Haber önemli değil. CHP iletişimin, kurumsal eşrabın verdiği cevaba bak. At yalanı, say inananı. Yani üsluba bak ya. Yani yalanla açıklamasını yap, düzelt, neyse. Bu ne ya bu bu kabadayı üslubu? Dışişleri neyse CHP iletişimde o. Acayip hepsi aynı yani. Solu sağ, iktidarı, muhalefeti. O örneği vermek için getirdim. Şimdi gene Erdoğan prompterdan çıktığı o konuşmada çıktı bir tane saf edersiniz terbiyesizin teki. Böyle işte prompterdan çıkınca böyle oluyor. Parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden refahın bir tane adamı var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Kafadan sakat dedi. Sonra da Mahmut Abbas konusunda bir itirafta bulundu. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Davet ettik ama olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz falan diyor. Orada da bir Mahmut Abbas itirafı, ifşası geldi filan. Fatih Erbakan buna cevap vermiş. İşte diyor ki yani diyor makamına yakıştıramadık. Şey açısından yani Fatih Erbakan en azından diplomatik düzgün bir şeyle lisanla cevap vermiş. Yani biraz evvel Dışişleri ve CHP'nin örneğini getirdim. En azından yeniden, yeniden refahta üslup güzel gidiyor. <laughs> Fakat son paragrafa dikkat, şey son satıra dikkat e, Fatih Erbakan'ın açıklamasındaki. Cumhurbaşkanı'nın yeniden refah seçmenin oyları sayesinde yüzde elli barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendinize, kendisine hatırlatırız. Sizi biz seçtirdik. Bizim oylarımız olmasaydı alttaydınız. Belki de Kılıçdaroğlu kazanmıştı demeye getiriyor. Bu da önemsenmeli. Tuğçe Varol ortasından yazmış kitabın tam bir dış politika dehası Erdoğan'ı kastederek Mahmut Abbas telefonlarına çıkmıyor İsrail'i işgalle tehdit ediyor. Valla tutan yok yani gir hadi hadi bakalım yani hani sayıyoruz iş, ticareti kesmedin küreciyi kapatmadın incirliği kapatmadın falan da tutan yok hadi buyur. Fakat bu sıkışma yani anketler dengesini bozduğu için böyle ekrana getirdim bir ara. evvel AKP'nin kemik oyu 18'e düşmüş durumda ve AKP seçmeninde her 3 seçmenden ikisi Ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. İşte bu Temmuz ayındaki zam politikalarının yansıması. O arada İsrail, e, Golan Tepelerinde işte bir Hizbullah füzesi 11 kişiyi öldürdü gerekçesiyle. İsrail ile Lübnan arasında bir şey, tekrar alevlenme var. O arada tabii İsrail bir e, kampı vurdu. 30 Filistinliyi öldürdü. O konuda hiç kimse bahsetmiyor. Yani Filistinlilerin öldürülmesi, katledilmesi, kadın çoluk çocuk demeden 40 bini geçti rakam bunun %60-70'i kadın çocuk tamamen bir şey artık hani bankaların görev zararı gibi ihmal edilir bir şey gibi savaşın şeysi gibi doğal sonucu gibi filan ele alınıyor ama bir İsrail'in canını sıkan bir bombalama veya ölüm olduğunda da işte bu savaş sebebi oluyor. O arada batılı ülkeler özellikle Lübnan'daki vatandaşlarını çekme veya ülkeyi terk edin çağrısında bulunmuşlar. Türkiye'den galiba bu yönde bir çağrı yok. Sokak köpekleri meselesi meclis genel kurulunda muhtemelen yani şey iktidar şey diyor yani barınaklarda toplayacağız. Hani katletme veya ne bileyim öldürme falan yok demeye getiriyor ama sonuçta iş oraya gidiyor gibi. Yani barınak sayısı yetersiz. Yani her belediye CHP'de değildi ama İstanbul Ankara belediyeleri CHP'deydi 5 yıldır. 5,5 yıldır. Orada yeterli barınak var mı? O belediye başkanları da yapmadılar. Esasen kaynakları var, yapabilirlerdi. Yapmadılar, yapmayla da tercih etmediler. Dolayısıyla murat şu, yani iktidar bununla, bununla da gene CHP'li belediyeleri köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. 4 milyon köpeği nasıl yapacaklarsa barınaklara koymayı planlıyorlar. Tabii bu da olmayacak. E, milyarlarca lira belediyelerin harcaması lazım. Böyle bir para da yok belediyelere ceza kesecekler filan falan. Yani sonuçta gene halkla belediye karşı karşıya gelecek durum bu. Tamamen bir siyasi çıkar. Yoksa aslında ne yapacağını bilmiyor iktidar partisi. O arada Metropol sormuş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılmalı? %78 barınaklara alınmalı demiş. Uyutulmalı diyen sadece 2.7%. Türkiye Gezi tutuklularını ziyaret etmek istemiş ve Adalet Bakanlığı buna izin vermemişti. Türkeş geniş bir açıklama yaparak uzun bir açıklama yaparak Adalet Bakanlığı'nı e, bir yönüyle suçladı ve sorumlu tuttu. Onun üzerine de gezi e, izin çıktı. Fakat burada açıklamada e, sarıyla işaretlediğim bölgeler e, ve yani paragraflar ve kırmızıyla kırmızı çerçeve içine aldığım bölgelerde e, Adalet Bakanlığı'nı bir AKP milletvekili olarak Tuğrul Türkeş'in nasıl sorumlu tuttuğunu görüyorsunuz. Adalet Bakanı diyor ilk. E, işaret dediğim kırmızıyla bölge Adalet Bakanı hak arayışlarına engel oluyor diyor e, ayrıca e, yargı süreci tutuksuz yargılama imkanlarına imkanlarının olup olmadığı filan sormuş değiliz diyor yani Adalet Bakanı enteresan bir şekilde kendini savunmaya geçiyor eee ve yine Adalet Bakanlığı'nın savunmasından hareketle mağdur değişmemiş, mağdur ortadan kalkmıştır falan diyor. Yani hani bu şey hükümete darbe girişimi e, ortada hükümet kalmadı dolayısıyla bu suçlamada düşer tezinden hareketle e, başvuruyu tarafsız şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen alta etmeye yönelik bir açıklama yapmıştır diyor. Adalet Bakanı AKP milletvekili olarak Torul Türkeş Adalet Bakanı dosyayı sümen alta etmeye çalışıyor diyor. İçeriden gelen bu eleştiri çok sert. Ama neticede izni vermişler ama mutlaka bunun hesabını görürler diye düşünüyorum. Sizlerden gelen eleştirilerin hepsini okuyorum emin olun. Çok da yararlanıyorum. Bugün birkaç, birkaç tanesini ekrana düşüreceğim ve öylelikle manşeti kapatacağız. Birkaç tanesine bakalım. Türkiye'deki sorunların %65, yani %65 Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi olarak görüyor demiştik geçen haftaki yayınlarda. Şaşırdınız. Ya da ben öyle anladım. Ama bunda sorun yok bence. Esasen diyor ekonomi evet problem ama ben ondan önce adaleti ilk sıraya koyuyorum. Zaten diyor onun sonucu olarak ekonomik problemler geliyor. Katılıyorum. Sağlık sorunu veya saldırganlığı olmayan itlaf edilmeyecek. İngiltere'de başıboş köpek sıkıntısı yaşamadığınız için anlayamıyor olabilirsiniz. Ama biz bıktık sokakta başıboş hayvan istemiyoruz. Şöyle yani öldürebilirsiniz hepsini. Daha evvel denenmiş bu. Hayırsızada falan olayları var. Üremeye devam ediyor. Yani sorunu ...kaldırmış olmuyorsunuz. Sadece geçici olarak çözmüş oluyorsunuz. 1 milyon köpeği, 2 milyon köpeği diyelim ki öldürdünüz. Onlar sokakta serbestçe dolaşmaya, kısırlaştırılmadan üremeye devam ediyorlar. Ve sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Hepsini toplayıp bir adaya koysanız bile... ...5 sene sonra aynı sorun devam ediyor olacak. Yani kastettiğim o. Sadece birkaç yıl rahatlamış olacaksınız. Onun için yapılması gereken... ...İngiltere'de bunu yaşamıyoruz diye Türkiye'deki sorunu anlamıyor değiliz. Fakat bu iş, bu iş öyle hemen 3, 3 günde çözülmez... Ha diyebilirsiniz ki önce bir mevcudu öldürelim. Ondan sonra da kısırlaştırma ve barınak şeyine devreye sokarız. Ben buna çok fazla katılamıyorum yani. Evet çocuksuz e, kedi kadınlar meselesi geçen haftanın gündemlerinden biriydi. Amerika'da Kamala Harris böyle eleştiriliyordu. Çocuklu kedisiz erkeklerden ne hayır gördünüz diye sormuşlar. Doğru Diyarbakır'lı 65 yaşında emekli ama çalışmak için şu an Kürdistan başkenti Erbil'den bir emekçi olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizden de sevgiler Erbil'e. Erbil olduğu için özellikle getirdim. Belediyelerin kendi gelir sistemleri var. Halk ekmekten su faturalarından emlak vergilerinden ya da imara açılacak yerlerden kiralardan kafelerden ciddi gelirler sağlanıyor. Ceyhanlı belediyeler kendi kaynaklarını ve gelirlerini etkin şekilde kullanırsa AKP hükümetinden de maliyeden de korkmasına gerek yok katılıyorum. İcra mevzu bana çok inandırıcı gelmedi. Hani donuna kadar almışlar meselesi vardı ya geçen haftaki ana konularımızdan biriydi. Uzun yıllardır tabi bu arada icra memurlarıyla selamlaşmalarım da oldu. Evden eşya kaldırma uygulaması yok. Çok vahşi bir yaklaşım olanlar bile ancak aynı eşyadan iki adet TV bilgisayar gibi varsa gıcıklık olsun diye götürüyorlar demiş. Bilmiyorum gerçekten uygulamayı ama benim bir takım eşyalarım gitmişti. Eve geldi iki kere icra. Ankara'daki evime gelmişti. Müzik setini falan televizyonu götürmüşlerdi. iki tane yoktu. Olanı götürdüler yani. Şimdi kitabı uygulamayı bilmiyorum. Don fiyatından haberiniz var mı diye sormuş. Evet bilmiyorum yani gerçekten evet don iç çamaşırı kıymetli olabilir. Onun için götürüyor olabilirler. Sana bile don sözcüğünü telaffuz ettirdiler ya. Yani evet. Gene de efendilikten şey vermeyelim, taviz vermeyelim. Mersin Belediyesi bütün köpekleri fa fare zehriyle zehirledi diyor. 14 yaşımda şahit olmuştum 70 doğumluyum 14 yaşında yani demek ki 84'te. Her yerde ağzı köpüre köpüre acı çeke çeke ölen küçük büyük anne baba yavru köpekler. Sonra da at arabalarına üst üste yığın yapıp toplayıp götürdüler. Sene 2024 54 yaşındayım. At arabası hariç e, a, aynı. Biraz evvel söyledim konu. Yani öldürmek çözüm değil. Bir iki yıl belki geçici rahatlama sağlarsınız ama orada üremeye devam ediyorlar. Dolayısıyla e, siz gerçekten etkin bir kampanyayla samimiyseniz kısırlaştırın. Doğal alanlarına bırakın aşılayın. Elbette hasta ne bileyim farklı yani döndürülemeyecek noktada falan olan varsa elbette uygun koşullarda uyutulması veya itlafı belki düşünülebilir duruma göre yani hastalık derecesine göre veya işte e, zararlılık derecesine göre neyse 5 ila 8 yılda zaten köpeklerin ömrü o kadar çok uzun ömürlü değiller yani 5 ila 8 yılda ölecekler ve yerlerine de yenisini bırakmadıkları için böyle bir sorun kendiliğinden kalkmış olacak ama bu 5 ayda çözülecek bir sorun değil yani At arabası, evet ben Tarsusluyum. At arabaları vardı 80'li yıllarda. Çokça tanık olduğumuz bir şeydir. Hala var mı bilmiyorum ama kalkmış galiba. Erbakan'ın sessiz sedasız Türk milletine en büyük kazığı Tayyip olmuştur. Hayır. Ben Erbakan'ı takip ettim. Erbakan Tayyip'in yükselişini gördü. Fakat önleyebileceği bir şey değildi. Önüne geçebileceği bir şey değildi. Bir fenomen, yeni bir umut, genç bir lider olarak bambaşka bir karizmayla yükseldi. Erbakan'a rağmen yükselmiştir. Yoksa Erbakan'ın hediyesi değildir. Erbakan'ın kazığı değildir Tayyip Erdoğan. 3-4 yıl etkin bir şekilde takip ettim ve Tayyip Erdoğan'ın gözümüz önünde nasıl yükseldiğini gördüm. 10 ay önce sokağa terk edilmiş 1,5 yaşında bir can sahiplendim. Melih, Melih Üskanat belediyeye kaydını yaptırdım, kısırlaştırdım. Çip takıldı artık pasaportu var aşıları tamamdır. Ülke, ülkeyi hayırsız ada yapacaklar demiş. Evet Kastım bu. Aman ülkeyi hayırsıza da yapmasınlar. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.